Oo, Çağatay, hoş geldin. Melis, Çağatay'a müjdeyi verdin mi? Verdim dedeciğim. Güzel. Çağatay, Zehra'yı evlendiriyorum. Bundan sonra daha mutlu bir ortağın olacak. Ekrem Bey. Efendim? Akşam yemeğimiz hazır. Aa, ne güzel. Hadi bakalım, buyurun güzel bir akşam yemeğine geçelim. Hocayı da çağırın. Buyurun. Buyurun. Zehra, bir konuşabilir miyiz? Zehra, neler oluyor burada? Neden bahsediyorsun Çağatay? Hiçbir şey anlamıyorum. Burada herkes senin bir hocayla evleneceğini söylüyor. Ne saçmalıyor bunlar? Asıl sen ne saçmalıyorsun Çağatay? Benim kiminle evleneceğimden sana ne? Ha? Buraya bunun için mi geldin sen? Zehra, bir hocayla evlenmeyi kendine nasıl yakıştırırsın? Seni anlamıyorum. Beni anlamak zorunda değilsin Çağatay. Bak ben seni anlamak için çaba sarf ediyor muyum? Seni sevdiğimi biliyorsun ama. Of, gerçekten ben seninle uğraşamayacağım ama. Bu ne ya? Gerçekten anlamıyorum. Delirdin mi sen? Hoca nedir ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Senin o hoca diye küçümsediğin adam var ya, senden bin kat daha anlayışlı ve daha nazik. Çağatay, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yani buraya insanların huzurunu bozmaya mı geldin? Hayır. Şu meşhur hocayı görmeye geldim. Neymiş, kimmiş de Zehra'nın kalbini böyle çalabilmiş? Bir de kendi gözlerimle görünüyor. İyi o zaman. Çok beklemeden muradına ereceksin. Kendileri de teşrif etti. Bak orada. Ben artık müsaadenizi isteyeyim malum. Sabah namaz var, erken kalkmam lazım. Ben geçireyim sizi. Hiç gerek yok Zehra Hanım. Siz arkadaşlarımızı yalnız bırakmayın bence. Tekrardan iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aferin Zehra. Bak gördün mü? Sabah girdin Ziya Hoca'nın gözüne. Çok güzel girdim. Şu anda kendim dünyanın en iki yüzlü insanı gibi hissediyorum senin. Ya asma suratını. Yani biliyorum sen böyle şeylerden hoşlanmazsın. Ama ne yapalım, Ziya Hoca'yı ikna edene kadar hoşuna giden her şeyi yapacaksın. Ya, sen kendini sanıyorsun lan? Hadi lan, sen kimsin oğlum? İki adam dövmekle kahraman mı oldun lan? Fırsatçı herif seni. Rolümü çalıp, Zehra'yı kurtarıp benden alacaksın ha? Ha, demek o dalga dümen tezgahı kuran sensin. Adamları da sen tuttun. Adamları paket edeceksin, Zehra'nın gözüne girip kahraman olacaksın ha. Güzel tezgah. Sen de fırsat kolluyordun lan. Oğlum bana bak. Bir daha seni Zehra'nın yanında görürsem dinime imanıma o cenaze namazını ben kıldırırım. Anladın mı lan beni?
Ulan sen ne biçim hocasın lan? Sen bittin oğlum. Sen göreceksin. Ulan el kol hareket yapma. Yürü git buradan. Ayağımın altına almayayım seni burada şimdi. Zengin bebesi. Sen başka bir yerde artistlik yapacaktın bana ki. Gör o zaman ne olur. Artist. Hay Allah'ım, o da burada uyumuş ya.